Bakalım bilecek misiniz? Garip garip durumlara en mantıklı açıklamaların verildiği şeyler nedir? Evet, bilmeceler. Bugün sizin için hazırladığım bilmecelerin hepsine yanıt vermenizi bekliyorum. Kendinize ve beyin gücünüze güveniyor musunuz? O zaman soruları cevaplayın ve videonun sonunda puanınızı kontrol edin. Hadi kolay bir başlangıç yapalım. Bir topu olabildiğince hızlı fırlatıyorsunuz. Herhangi bir şeye çarpmıyor, etrafınızda da kimse yok. Yine de top elinize geri dönüyor. Bu nasıl olabilir? Cevap vermek için 10 saniyeniz var. Eğer topu yukarı fırlatırsanız tekrar elinize düşecektir. Nasıl, ısındınız mı biraz? O zaman işleri zorlaştıralım. Bir adam New York'ta bir kabinde oturuyor. Birkaç saat sonra aynı kabinden çıkıyor ve kendisini Dallas'ta buluyor. Bu nasıl mümkün olabilir? 10 saniyeniz başladı. Adam bir uçak kabininde oturan bir pilot. Yoksa bir fırtınanın onu attığını mı düşündünüz? Ben öyle düşünmüştüm. Bir ineğin boynuna 1 metrelik bir ip bağlı. İneğin 5 metre ilerisinde de bir saman yığını var. Ancak inek kolayca gidip samanı yiyebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Karar vermek için 10 saniyeniz var. İp sadece ineğe bağlı ve diğer ucu boşta. Böylece istediği yere kolayca gidebiliyor. Bir adam bulunduğu yerden yürümeye başlıyor. 3 kere sola dönüyor ve başladığı yere geri koşuyor. Geldiğinde maskeli 2 kişi görüyor. Kim bunlar? 10 saniye içinde bir cevap verebilir misiniz? Adam bir beyzbol oyuncusu ve maskeleri olan 2 kişi de yakalayıcı ve hakem. Güneş saati zamanı ölçmek için hareketli en az parçası bulunan saattir. Peki zamanı ölçerken hangi saatin en fazla sayıda parçası hareket eder? Aslında kolay bir soru. 10 saniyeniz başlıyor. Ve cevabımız kum saati. İçinde hareket eden binlerce kum tanesi var. Bir anne ve babanın 5 tane oğlu var. Her oğlunun da bir kız kardeşi var. Bu ailede kaç çocuk vardır? Ondan geri sayım başladı. Altı çocuk var. 5 erkek ve 1 kız. Bir kasabada sadece 2 berber var. Bir tanesinin saçları çok düzgün kesilmiş ve dükkanı çok temiz. Diğerinin saçları ise dağınık ve dükkanı kirli. Saçlarınızı hangi berbere kestirmelisiniz? 10 saniyeniz var. İkinci berberi seçmelisiniz. Eğer kasabada 2 berber varsa birbirlerinin saçını kesiyor olmalılar. Aynı zamanda ikinci adamın dükkanı daha kirli olduğuna göre fazla müşteri geldiğinden dolayı etrafı temizleyecek zaman bulamamış olabilir. İki tren bir köprüden aynı hızla aynı anda geçiyor. Birinin köprüyü geçmesi diğerinden çok daha uzun sürüyor. Neden? Düşünmek için 10 saniye. Çünkü daha uzun sürede geçen trenin daha fazla vagonu var. Emre'nin 1990 kuruşu neden 1989 kuruşundan daha fazla para ediyor? Her zamanki gibi 10 saniye.
10 kuruş neden 9 kuruştan daha fazla para ediyorsa aynı sebepten. Buradaki sayılar kuruşların basıldığı yıl değil, Emre'nin elindeki kuruşların sayısı. Bir bahçenin ortasında bir havuç, bir atkı, birkaç parçada kömür var. Kimse bunları getirip bilerek oraya koymadıysa nasıl gelmiş olabilirler? Tik tak, tik tak. Birinin yaptığı kardan adam erimiş ve bunlar da ondan geri kalanlar. Bir at gün boyunca yürüyor. Günün sonunda atın bacaklarından ikisi 31 kilometre yol kat etmişken, diğer ikisi 30 kilometre yol kat etmişse bu nasıl mümkün olabilir? Tik tak. Daireler çizerek yürüyen bir atın iç bacakları dış bacaklarına kıyasla daha az mesafe kat etmiş olacaktır. Bay Jenkins'in hiçbir özel gücü yok ama bütün futbol maçlarının skorlarını başlamadan önce söyleyebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? 10 saniye yeterli olacak mı? Aslında bunu siz de kolayca yapabilirsiniz. Bütün futbol maçlarının skoru başlamadan önce 0-0'dır. Bir adam bir restorana giriyor. Onu hayatında ilk kez gören bir garson adama "İyi günler general" diyor. Garson adamın general olduğunu nasıl bildi? 10 saniye içinde tahmin edin. Generalin üniforması üstündeydi. Sıralamanın devamında gelecek 3 harfi tahmin edebilir misiniz? S, B, G, Ü, H. Zaman azalıyor. T, E, M. Gördüğünüz harfler yukarıdaki cümledeki kelimelerin baş harfleri. 50'den kaç kere 2 çıkarabilirsiniz? 10 saniye. Sadece bir kere. İkinci kere çıkardığınızda artık 48'den çıkarmış olursunuz. Jack hapishanede avukatıyla konuşuyor. Davayı kaybettiler ve ikisi de üzgünler. Konuşmadan sonra Jack hapishaneden çıkıp evine gidiyor. Bu nasıl olabilir? Cevabı bulmak için 10 saniyeniz var. Hapishanede olan kişi avukat. Jack sadece onu ziyarete gelmiş. Her zaman tam tersi olmak zorunda değil. Bu seferki biraz uzun. Bir kralın iki çocukları var ve hangi oğlunu tahta geçireceği konusunda kararsız. Sonunda diyor ki, hanginizin atı şehir merkezine en son varırsa kral o olsun. İki oğlan da günlerce şehir merkezinden uzakta dolaşıyor. Derken bir bilgeyle karşılaşıyorlar ve durumu ona danışıyorlar. Bilgenin tavsiyesini aldıktan sonra ikisi de adeta binip mümkün olduğunca hızlı bir şekilde şehir merkezine gidiyor. Bilge onlara ne demiş olabilir? Düşünün bakalım. Bilge kişi gerçekten de akıllıymış. Çünkü onlara atlarını değiştirmelerini söylemiş. Bir adam 15. katta yaşıyor. Her sabah kendi katından aşağı inmek için asansörü kullanıyor. Ama akşam geri geldiğinde eğer yağmur yağmıyorsa veya asansörde başka insanlar yoksa 11. kata kadar çıkıyor ve geri kalan katları merdivenle çıkıyor. Adam geri kalan 4 katı neden yürüyor olabilir? Karar vermek için 10 saniyeniz var. Adam çok kısa ve 15 numaraya boyu yetmiyor.
başka insanlardan rica edebiliyorsa veya şemsiyesiyle tuşa basabiliyorsa 15. kata ulaşıyor. Diğer türlü en fazla 11 numaralı tuşa basabiliyor. Caddede tek başınıza yürüyorsunuz. Gökyüzünde yıldız veya ay yok. Sokak lambaları çalışmıyor. Üstünüzde hiçbir ışık kaynağı yok ve tek başınasınız. Siyah bir kedi sessizce önünüzden geçiyor ama bir şekilde onu fark edip yolunuzu değiştirebiliyorsunuz. Kediyi görmeyi nasıl başardınız? Bilmeceler gittikçe zorlaşıyor, değil mi? Bütün bu olanlar bulutlu bir günde gündüz vakti oldu. Sonuçta güneş de bir yıldız. Sonuncu bilmece. 30 katlı bir binadan düşüp hiçbir yerinizi incitmemeyi nasıl başarabilirsiniz? Bu arada aşağıda sizi yakalamak için file gelen bir kurtarma ekibi veya size yardım edecek kimseniz yok. 10 saniyeyi tekrar alalım. Eğer 30 katlı binanın ilk katından düşerseniz incinmemeniz gayet mümkün. Bilmecelere doymayanlar için bir tane de fazladan hazırladık. Önünüzde 3 kapı var. Kapılardan birinin ardında öfkeli bir ayı var ve kapıdan geçtiğiniz anda sizi parçalayacak. İkinci kapının arkasında ise insan yiyen bir köpek balığı var. Üçüncü kapının arkasında ise içinde devasa ve zehirli bir akrep bulunan bir çukur var. Hayatta kalmak için hangi kapıyı seçmelisiniz? Cevap, ikinci kapıyı seçmelisiniz. Köpek balıkları sadece suda yüzebilirler. Yani kapıyı açtığınızda su kapıdan dışarı akacak ve köpek balığı zararsız halde yanınızdan geçecektir. Bilmecelerin hepsini çözmeyi başardınız mı? Başaramadıysanız çok da dert etmeyin. Sonuçta bunlar sadece birer bilmece ve insan çözdükçe daha iyi oluyor. Sonuçlara bakmak ister misiniz? Hadi o zaman. 0 ile 7 arasında doğru cevap verebildiyseniz size kötü bir haberim var. Alışılmadık durumlarda çözüm üretme yeteneğiniz biraz zayıf. Alışılmışın dışında düşünmeyi deneyin ve farklı sorunlara farklı çözümler üretmeye çalışın. Bu çabanız özellikle de iş dünyasında size gerçek hayatta da yardımcı olacaktır. 8 ila 14 soruyu doğru yanıtladıysanız tebrikler. Mantıksal yetenekleriniz gayet iyi ve etraflıca düşünebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle hem kurallara uyan hem de yaratıcı çözümler üretebilen akıllı bir insansınız. Sizi tanımlayan en iyi şeylerden biri ideal ortalama kavramı ve bu hiç de kötü bir şey değil. Yine de mantıksal düşünme yeteneklerinizi geliştirmek isterseniz çekinmeyin. Son olarak 15 ila 20 bilmeceyi doğru bildiyseniz kelimenin tam anlamıyla bir dahisiniz. Önünüze sunulan bir durumu her yanıyla inceleyip farklı problemlere sıra dışı çözümler üretebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle iyi bir lidersiniz ve aklınıza gelecek bir sonraki şeyi merak ettiklerinden insanlar sizi takip etmeyi seviyorlar. Yani tebrikler. Ama elbette kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz, değil mi? Peki ya siz kaç tanesini bildiniz? Sonuçlarınızı yorumlarda paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen kabininize geri dönmeyin. Göz atabileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.